Herkese merhaba, Takı Tasarımları kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu oldukça şık olan bileklik modelinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Bilekliğimiz bakın bu şekilde. Kapalı hali de bu şekilde. Hatırlarsınız ki bir önceki videoda bu modelin daha geniş olanını paylaşmıştım sizlerle. Bu modelin de ayrı bir güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii sizler hangisini beğendiyseniz onu yapabilirsiniz. Videoyu izlemeye başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım yapılışı anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu model için gerekli malzemelerimiz 3 farklı renkte 0-11 numara kum boncukları. Bu kez ben bu şekilde bileklik klipsi kullanacağım. Siz daha farklı şekilde kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir bileklik klipsi, 2 tane takı halkası, takı ipi ve boncuk iğnesi. İlk başta 7 tane açık turuncu boncuk alıyoruz. Boncukları dikiyoruz. Daha sonradan klips yuvası yapmak için burada bir karış kadar uzunluğunda ip bırakıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz. Ve onun yanındaki iki boncukta geçiş yapıyoruz. Üç tane açık turuncu boncuk alıyoruz ve burada uçtaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Boncuklar kaymasın diye buraya bir tane düğüm atıyoruz. Bir siyah, 3 tane koyu turuncu boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Bilekliği düzeltip çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz ve onun yanındaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. İki koyu turuncu, bir siyah boncuk alıyoruz. Burada kutucuktaki ortadaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç tane açık turuncu boncuk alıyoruz ve burada uçtaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Çeviriyoruz bilekliği. Çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz ve onun yanındaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah, bir açık turuncu, bir siyah boncuk alıyoruz. Burada ilk baştaki koyu turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç tane koyu turuncu boncuk alıyoruz. Burada uçtaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Beş tane koyu turuncu boncuk alıyoruz. Bilekliği çeviriyoruz burada. Kutucuktaki ortadaki boncuktan geçiş yapıyoruz.
Bir siyah, iki tane açık turuncu boncuk alıyoruz. Burada ortadaki turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Dört tane açık turuncu boncuk alıyoruz. Boncukları atıyoruz. Bilekliği bu şekilde düzeltip çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz ve onun yanındaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç tane açık turuncu boncuk alıyoruz. Burada en sondaki açık turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah, bir koyu turuncu, bir siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki kutucuktaki ikinci ve üçüncü boncukta geçiş yapıyoruz. Ve şimdi burada sıradaki boncuğu atlıyoruz. Yani ne yapıyoruz? İpi bu şekilde diğer tarafa alıp diğer taraftaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Burada da çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz. Ve onun yanındaki bir tane boncuktan geçiş yapıyoruz. Çeviriyoruz bilekliği. Yine bu uçtaki boncuğu atlıyoruz. Yani bu şekilde ipi diğer tarafa alıyoruz. Diğer taraftaki iki koyu turuncu ve bir siyah boncuktan geçiş yapıyoruz. İki koyu turuncu boncuk alıyoruz burada. Boncukları dikiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz ve onun yanındaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. İki koyu turuncu, bir siyah boncuk alıyoruz. Burada kutucuktaki ortadaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç tane açık turuncu boncuk alıyoruz. Uçtaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Çeviriyoruz bilekliği. Çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz ve onun yanındaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah, bir açık turuncu, bir siyah boncuk alıyoruz. Burada ilk baştaki koyu turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç tane koyu turuncu boncuk alıyoruz. Burada uçtaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Beş tane koyu turuncu boncuk alıyoruz. Boncukları diyoruz. Bilekliği çevirip burada kutucuktaki ortadaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah, iki tane açık turuncu boncuk alıyoruz. Burada ortadaki turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz.
4 tane açık turuncu boncuk alıyoruz. Boncukları bitiyoruz. Bilekliği çevirip çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz ve onun yanındaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç tane açık turuncu boncuk alıyoruz. Burada en sondaki açık turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah, bir koyu turuncu, bir siyah boncuk alıyoruz. Burada kutucuktaki ikinci ve üçüncü boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve şimdi burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu sıradaki boncuğu atlıyoruz. Yani ipi bu şekilde diğer tarafa alıyoruz. Diğer taraftaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz. Ve onun yanındaki bir tane boncuktan geçiş yapıyoruz. Bilekliği çeviriyoruz burada. Ve bu uçtaki boncuğu gene atlıyoruz. Yani ipi bu şekilde diğer tarafa alıyoruz. Diğer taraftaki iki koyu turuncu ve sıradaki siyah boncukla geçiş yapıyoruz. İki tane koyu turuncu boncuk alıyoruz. Boncukları bitiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz ve onun yanındaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. İki koyu turuncu, bir tane siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki kutucuktaki ortadaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç tane açık turuncu boncuk alıyoruz. Burada uçtaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Çeviriyoruz bilekliği. Çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz ve onun yanındaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah, bir açık turuncu, bir siyah boncuk alıyoruz. Burada koyu turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç tane koyu turuncu boncuk alıyoruz. Burada uçtaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Beş tane koyu turuncu boncuk alıyoruz. Bilekliği çeviriyoruz. Ve burada kutucuktaki ortadaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah, iki açık turuncu boncuk alıyoruz. Burada ortadaki turuncu boncukla geçiş yapıyoruz. Dört tane açık turuncu boncuk alıyoruz. Boncukları atıyoruz. Bilekliği çevirip çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz ve onun yanındaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç tane açık turuncu boncuk alıyoruz. Burada en sondaki açık turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah, bir koyu turuncu, bir siyah boncuk
alıyoruz. Sıradaki kutucuktaki ikinci ve üçüncü boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve burada ne yapıyorduk? Bakın bu sıradaki boncuğu atlıyoruz. Yani ipi bu şekilde diğer tarafa alıyoruz. Diğer taraftaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Burada gene çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz. Ve onun yanındaki bir tane boncuktan geçiş yapıyoruz. Çeviriyoruz bilekliği. Yine bu uçtaki boncuğu atlıyoruz. Sıradaki yani diğer taraftaki iki koyu turuncu ve bir siyah boncuktan geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, burası bilekliğin bakın burası oluyor. Yani burası. Şaşıracak olursanız videoyu geriye tekrar izleyebilirsiniz. Model bu şekilde ilerliyor. Bilekli istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bilekliğimi tamamladım. Yani bu kadar uzunluk benim için yeterliydi. Bu tarafa da 20 tane kutucuk yaptım. Bu tarafa da 20 tane kutucuk yaptım. Yani buraya kaç tane yaptıysak bu tarafa da o sayıda yapıyoruz. Ve şimdi burada açık turuncu olan tarafta yani geldiğimizde klips yuvası yapacağız. 3 siyah boncuk alıyoruz. Burada ilk baştaki koyu turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. 3 koyu turuncu boncuk alıyoruz. Burada uçtaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Beş koyu turuncu boncuk alıyoruz. Bilekliği çevirip burada kutucuktaki ortadaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki ve buradaki iki siyah boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve bakın buradaki iki açık turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Buradaki siyah ve koyu turuncu boncuklardan geçiş yapıyoruz. Burada yine sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz ve ikinci koyu turuncu boncuktan çıkış yapıyoruz. Sıradaki boncuğu atlıyoruz. Yani ipi diğer tarafa alıyoruz. Sıradaki bir tane boncuktan geçiş yapıyoruz. Yine sıradaki boncuğu atlıyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz.
Çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz. Az önce geçiş yapmış olduğumuz boncuklardan geçiş yapıyoruz. Yani buradaki bir boncuktan buradaki bir boncuktan buradaki boncuğu da atlıyoruz. Sıradaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve yine sıradaki boncuklara geçiş yapıyoruz. Burada çıkış yapmış olduğumuz boncuğu geride bırakıyoruz. Ve sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Burada ipi birazcık boncukların arasında yürütüp kesiyoruz. Evet arkadaşlar, bu tarafın klip yuvasını tamamladıktan sonra bu ilk başta bırakmış olduğumuz ipe de iğneyi takıyoruz. Ve şimdi buranın da klip yuvasını yapacağız. Yani ne yapıyoruz? Bakın sıradaki siyah ve koyu turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Beş tane siyah boncuk alıyoruz. Ve burada son dört boncukta İki açık turuncu, siyah ve bir tane koyu turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Daha sağlıklı olması için aynı boncuklardan tekrar geçiş yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Bakın bu şekilde ve böylece buranın da klips yuvasını tamamlamış olduk. Şimdi bu ipi de boncukların arasında birazcık yürütüp kesiyoruz. Evet arkadaşlar, her iki tarafında klips yuvasını tamamladıktan sonra şimdi bileklerin klipslerini takıyoruz. Yani ne yapıyorduk burada? Halkayı açıyoruz. Ve burada bakın birinci kutucuk değil ikinci kutucuğa takıyoruz. Hepsi de takıyoruz ve halkayı kapatıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafın klipsini de takıyoruz. Her iki tarafın klipsini de taktıktan sonra bileklerimizi tamamen tamamlamış oluyoruz. Bileklerimiz bakın bu şekilde arkadaşlar.
kupalı hali de böyle. Bir önceki videoda bu modelin daha geniş olanını paylaşmıştım sizlerle. Bunu da göstermek istiyorum. Bu da daha geniş olan bileklik. Ben her ikisinin de ayrı bir güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii sizler hangisini beğendiyseniz onu yapabilirsiniz. Bu biraz daha zarif oldu. Daha gösterişli model istiyorsanız diğer modeli yapabilirsiniz. Modelin oldukça şık olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım yapılışını anlatabilmişimdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımın altına yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Yeni takı videolarında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.